Genel Başkanım, lütfen. Genel Kurul'a hitaba başlamadan önce her geçen gün büyümeye devam eden Cesurlar Hareketi'ne katılmak üzere bugün aramızda bulunan çok değerli konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa eden Keçiören Belediye Meclis üyeleri Sayın Emir Kuşdemir ve Sayın İbrahim Uyar, İyi Parti'mize katılmak üzere aramızdalar. Kendilerini hep birlikte inşa edeceğimiz İyi Türkiye yolunda beraber yürüyebilmek adına rozetleri takılmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet, peki öyle yapalım. Geç oldu ama güç olmadı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Evet, hep beraber alkışlayalım. İyiler ailesine hoş geldiler. Gerçi her ikisiyle de Kalibela'dan tanışıyorsunuz. Ben de dahil bir büyük çoğunluğunuz. Hoş geldiniz demek bile abes ama ben gene de hoş geldiniz diyorum. Güç kattınız. Güç kattınız. Hoş bizlere geldiniz. Şeref getirdiniz. Çok sağ olun. Bütün teşekkür ederim. İnsiyaki olarak abla dediler. Çok hoşuma gitti. Maskeleriniz çok güzel. Evet, 28 milyar dolar nerede? Güzel. Vallahi bunları da zorla indirtirebilirler ağzınızdan burnunuzdan, haberiniz olsun. Çok öyle imkan dahilinde görülmüyor. Bakışlar öyleydi. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları. Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Büyük Atatürk bundan 101 yıl önce aziz milletimizin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu işte bu sözlerle ilan ediyordu. Bayramın adına milli egemenliğin yanına çocuğun eklenmesini ise şöyle anlatıyordu. 23 Nisan'ı çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak çok defa yapıldığı gibi onlara eziyet edilmesini önlemek için meydana getirdim. Bu tedbirim milletin geleceğine karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir. 101 yıl öncesinden gelen şu öngörüye bakar mısınız? Vizyondaki büyüklüğe bakar mısınız? Devlet insanlığına bakar mısınız? Cumhuriyeti kuranlar bundan 101 yıl önce bu iki kötülüğün altını çizerek ortaya millet iradesiyle evlatlarımızı bir araya getiren böyle bir vizyon koyarken 101 yıl sonra bugün ise maalesef millet iradesini hiçe sayan bir iktidarla ve çocuklarımıza yapılan her türlü kötü muameleye sessiz kalabilen çirkin bir anlayışla yüz yüzeyiz. Ne kadar yazık değil mi? Nereden nereye? 101 yıl önce ve 101 yıl sonra. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla. O büyük vizyonu, o kutlu ülküyü iki gün sonra 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağımız bu günlerde mumla arıyoruz. Ama umutsuzluğa mahal yok. O büyük vizyonun, o kutlu ülkünün bayraktarları olan bizler hala buradayız.
Bizlere bu yüce meclisi ve cumhuriyeti armağan eden kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah bizi onlara karşı mahcup etmesin. Rabbim bize milletçe hak ettiğimiz zengin, mutlu ve huzurlu Türkiye'de nice 23 Nisanları coşku ve gururla kutlamayı nasip etsin. Aziz milletim, Sayın Erdoğan ve ekibinin millet menfaatine söylenmiş hiçbir söze kulak asmamak gibi garip ve zararlı bir huyu var. Milletimizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi salgın konusunda da ilk günden beri tüm uyarılarımızı yaptık. Bilim insanlarıyla, alan uzmanlarıyla çalışıp önerilerde bulunduk. Doktor milletvekili arkadaşlarımız arı gibi vızır vızır çalıştılar, önerilerde bulundular. Ve biz bu önerileri iktidarı oluşturan muhteremlere ilettik. İstedik ki milletimiz iktidarın beceriksiz ellerinde bari bu konuda hırpalanmasın. Ancak maalesef bilim ne derse desin, tıp ne derse desin, Sayın Erdoğan o meşhur inadıyla bildiğini okumaya devam etti. Vatandaşlarımıza maske dedi, mesafe dedi, kendisi lebalep kongreler düzenleyip Covid elçiliğine soyundu. Bilim 15 gün tam kapanma dedi, kendisi duymazdan geldi. Salgın büyüdü, bilim 28 gün kapanma şart dedi, kendisi oralı bile olmadı. En son geçen hafta yine uzmanlara ve bilime direndi ve sonuç ortada. Salgın yavaşlamadı, tam gaz devam ediyor. Değerli dava arkadaşlarım, büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın becerikli ellerinde memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp. Ege'de adalar, Mısır'da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken 128 milyar dolarlık rezerv kayıp, kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp, milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp, milletimiz için hak kayıp, hukuk kayıp, huzur kayıp, mutluluğu, kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp, ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. Tabi haliyle 128 milyarı kaybeden PowerPoint sunumların efendisi, damat bakan da kayıp. Ülkemizde sürekli birileri ve bir şeyler kayboluyor. Bir zamanlar var olanlar birer birer kayboluyor. Bazı unutulmaması gereken şeyler iktidarın yapay gündemleriyle kaybolup gidiyor. Ve bu sırada olan da milletimize oluyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Milletimizin dertlerinin yapay gündemlere kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti iktidarının ülkemize kaybettirdiklerini unutmayacağız, unutturmayacağız. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hangi partiye oy vermiş olursa olsun milletimiz 128 milyar doların akıbetini soruyor. O nedenle biz de 9 Ocak'tan beri her fırsatta, her mecrada aynı soruları soruyoruz. Millet bunca zorlukla mücadele ederken siz 128 milyar doları ne yaptınız diyoruz. Neden sattınız diyoruz. Ne kadara sattınız diyoruz. Kime sattınız diyoruz. Peki cevap geliyor mu? Bu defa Allah var geliyor. Sayın Erdoğan'ın ekonomi gurusu danışmanlarından biri çıkıyor. Öyle bir para hiç olmadı arkadaşlar diyor. Bir diğeri çıkıyor. Pandemide şu kadar şuna, bu kadar buna dağıttık diyor. Bir başkası çıkıyor. Milletin cebinde bu para diyor. Merkez Bankası Başkanı çıkıyor. Tam da bu ucube sisteme layık bir yöntemle 128 milyar doların bozdurulduğunu söylüyor.
Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor, Merkez Bankası milleti bilgilendirmelidir diyor. Dün de en son küçük ortak çıkmış, daha ne arıyorsunuz? Para Merkez Bankası'nın kasasında diyor. Durum şu, ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu.